Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ninja Kaplumbağalar çizgi filminin geçmişten günümüze olan yolculuğunu izleyeceksiniz. Hepinize iyi seyirler. İlk olarak orijinal adı ile yani Teenage Mutant Ninja Turtles ismiyle 1987 yılında yayına başlamıştı. Seri toplamda 10 sezon ve 193 bölümden oluşmaktaydı. O yıllara göre çizimler, karakterler, ortam gayet yeterliydi. Komedi, aksiyon, hikaye hepsi birleşince kendini izlettiren sürükleyici bir çizgi diziydi. Baş düşmanları ise klasik olarak Shredder, Beyin ve onların adamları olarak Gergedan ve Domuz'du. Bu seriyi 2000'lerin başında Show TV'de izlemiştim. Zamanının gerçekten de kaliteli yapımlarından biriydi. İkinci olarak yayınlanan Ninja Kaplumbağalar serisi ise 2003 yılında yayına başlamış ve 2010 yılında sona ermişti. Bu seri toplamda 7 sezon ve 156 bölümden oluşmaktaydı. Pek çoğunuzun bu seriyi Star TV, Sine 5 veya Planet Çocuk'ta izlediğine eminim. İlk seriden en göze çarpan farkı burada karakterlerin göz bebeklerinin olmamasıydı. Bu seri bana göre her anlamda çok daha zengindi. İlk olarak Shredder'la başlayan düşmanlar daha sonralara birçok karakterlerin eklenmesiyle zenginleşti. Hikaye olarak da şimdiki zaman, geçmiş ve gelecek zaman, uzay yani aradığımız her ortam vardı. Buna rağmen hikaye bütünlüğünü koruyarak devam etti. Gerçekten merak uyandıran, kendini takip ettiren sürükleyici bir seriydi. Bu seriler arasında en sevdiğim Ninja Kaplumbağalar serisi de buydu. Üçüncü olarak yayınlanan Ninja Kaplumbağalar serisi ise 2012 yılında yayına başlamış ve 2017 yılında sona ermişti. Bu seri toplamda 6 sezon 125 bölümden oluşmaktaydı. Ninja Kaplumbağalar Nickelodeon'a transfer olduktan sonra ortaya çıkan ilk seridir. Bu seriyi izlemedim. Yalnızca birkaç sahnesine baktım. Gördüğüm kadarıyla diğer iki seriden farkı karakterler, isimler dışında hiçbir şey aynı değil. Ve yaş sınırı da 5-10 yaş aralığına düşmüş görünüyor. Tamam, görüntü daha kaliteli olmuş ama içi bomboş. Kaliteyi artırınca neden çizgi filmlerin yaşı küçülüyor anlamadım gitti. Onun için de bu seriyi izlemek de istemiyorum. Şimdi de geldik zurnanın zırt dediği yere. Yani son olarak yayınlanan Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles 2018 ve 2020 yılları arasında yayınlanmış olup toplamda 2 sezon ve 71 bölümden oluşuyor. Bu çizgi diziyle Nickelodeon'un elinde serinin mahvedilişine şahit oluyoruz. Çizimler, hikaye, ortam, komedi, aksiyon hepsi tam anlamıyla berbat. Renklerin çokluğu yüzünden diskoteye dönmüş, insanın gözünü yoran bir hal almış.
Yaş sınırı ise 3-5 yaş aralığına düşmüş olan ama o yaştaki çocukların bile bunu izleyeceğini sanmadığım bir seri olmuş. Bunu yabancı bir kanalda gördüğümde "Ulan bu da ne?" diye şaşkına dönmüştüm. Hikayeyi, ortamı değiştirin. Ama karakter çizimlerine dokunmayın lütfen. Böyle çizgi filmleri mahvediyorsunuz. Bu kaçıncı çizgi film mahvedilen? İzlediğiniz için teşekkürler. Sizler de düşüncelerinizi, görüşlerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.